zamanların en çok izlenen ve en çok sevilen yarışma programıyken iki ailenin maalesef bize musallat olmasıyla sabır ve ihsan sınavına dönen bilginin, fikrin ve mantığın mum ışığıyla arandığı program Aileler Kapışıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, siz stüdyodaki seyircilerimiz ve ekran başındaki izleyicilerimiz hazırsa Çekiç ailesi ve Tarhanacı ailesi buraya geliyor ve cehalet kasırgası başlıyor. Allah neden ben ya Rabbim? Neden bu çile benim ya? Bütün yarışmacılarımız buraya gelsin lütfen, herkes buraya. Neredesiniz? Sunuculuktan çok çobanlık yaptığım program bütün saçmalığıyla devam ediyor. Evet. Bugün umutluyum. Neden mi? Çünkü formatımız bugün biraz değişiyor. Doğru cevap veremeyene artık ceza veriyor. Oley! Oley be! Ceza verdi. Beklediğimiz haber. Bravo Mesut Bey. Arkadaşım. Ne sonunda? Ceza vereceğiz diyorum. Niye alkışlıyorsunuz ya? Elektrik falan vereceğiz ya. Elektriğe zam gelmişti. İyi oldu. Sevgili seyirciler, ne kadar doğru bir karar aldığımız bir kez daha ortaya çıkıyor. Evet. Hiç vakit kaybetmeden. Sevgili seyirciler, hiç vakit kaybetmeden İbrahim Bey, At Bey'i buraya davet ediyorum. Seni mi gizliyoruz? Kuzenin oğlu. Hazırsanız ilk sorumuz geliyor. Çok basit. İlkokul 3'e giden kızımın... Evet, ilk sorumuz ilkokul 3'e giden kızımın ders kitabından geliyor. Akdeniz bölgesi adını hangi denizden alır? At Bey nalı çakıyor hemen. Buyurun. Akdeniz bölgesi güneyde bulunan bir bölgemizdir. Bitki örtüsü, maki. Bunu evet. Herkes bilir zaten.
Uzun kumsalları vardır. Harika bir bölge. Yazın turistler akın eder. Evet. Ülkemizde bulunan bütün bölgeler eğer denize kıyısı varsa o denizden adım alırlar. Karadeniz, Karadeniz bölgesi denir. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz. Evet. Doğu Karadeniz. Ege, Ege bölgesi Ege Denizi'nden alır. Akdeniz'de Akdeniz denizden aldığı aşikar. Ama ben bunu yemem. Allah aşkına yiyeyim bu sefer, ne olur. Kesin şaşırtmaç var. Doğu Anadolu diyorum. Ve maalesef ilk cezamız geliyor. Elektriği veriyoruz. Telefonum şarj olmuş, teşekkür ederim. İflah olmaz, at seni. Dur. İbrahim Bey. Mis Bey. Masanıza başvurabilirsiniz. Beyefendi, masanızdakilere başvurursunuz demek istedim. Lan oğlum yahu, masadaki arkadaşlarını sorabilirsin demek istedim ya. 10 kelimeyle hayatını yaşıyor sığır. Karşılığını sorabilirim. Nasılsınız? Sağ ol babacığım, sen nasılsın? Çok teşekkürler, sordum. Al. Mindir iyi. Ha, soru. Evet masam. Ne diyorsunuz? Vallahi ben Kıbrıslıyım. Akdeniz bende hiç yoktur be. Babacığım, şimdi adam hangi denizdir diyor. Demek bir tane deniz söylesek %70 başarıya ulaşacağız. Buldum. Deniz Ağırcak. Deniz Seki. Afacan Deniz. Maalesef yanlış cevap. Ceza geliyor. O en sevdiğim rapçi. Teşekkürler Mesut Bey. Çok güzel geldi bu bize. Hiç değilse ciğerimiz soğudu biraz yani. Ceza kazandı, dayak yedik Bahadır. Çak! Sevgili seyirciler, şaşkınlık içinde olduğumuz programımız devam ediyor. Ve hemen ikinci yarışmacılarımızı buraya davet ediyorum. Ben içiyorum çünkü. Ben içiyorum. Hadi hanım. Annem iki. Sağ ol, doğru. Bahadır'dır, Bahadır. İki ben. Doğru, ben de. Evet. Hoş geldiniz. Neler yaşanıyor ben de şu anda kestiremiyorum. Evet. 2 yaşındaki oğlumun kreş grubundan bir soru soruyorum. Kötü kalpli cadının büyüsüyle bir kurbağaya dönüşen, prensin öpücüğüyle tekrar kurbağadan prense dönen masal kahramanı hangisidir? A. Kurbağa prens. B. Robert Atemo. Şu an bunu gerçekten düşünüyor musunuz? Bravo Çiçek Hanım. Ben çekimi alıp çekilmek istiyorum Mesut Bey. Çek mi? Hanımefendi bu yarışmada çek yok. Araba ödülümüz var. Şu soruyu bilin, arabayı alın gidin. Hadi bak. Hayvan, 2 tane şık var. Hayvan diyorum. O zaman ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ya telefon jokeri yok ama tamam ya. Hadi ara, kimi arayacaksın? Hayatımda tanıdığım en bilgili insanı arayacağım. Ne? Senin hayatında bilgili biri mi var? Tamam, hadi hadi ara. Mustafa, telefonu çalıyor. Oh. Ablam arıyor, bir şey olmuş olmasın? Ablam arıyor. Alo ablam, sorun yok senin, iyi misin? İyi Mustafa, iyiyim. Hiç merak etme babacığım. Her şey çok güzel. Enişten falan hepimiz çok iyiyiz. Eniştem de iyi mi? Herkes iyi, çok iyi. Yanımda da. Oh, tamam, selam çok söyle. Selam söyle. Aleykümselam, onun da selam var ablam. Tamam ablacığım. Ne oldu? Hayırdır bu saatte ya? Şimdi abla, ben bir yarışma
Tamam da sana bir şey... Haber diyoruz şuradayım, biliyor musun? Güzel ablam, çok tutmayayım o zaman. Hemen bir soru soracağım sana. Bir sor. Şimdi bak, soru. Kötü kalpli cadının büyüsüyle bir hayvana dönüşen masal kahramanı hangisidir? A. Kurbağa Prens. B. Robert Atemo. C. Uludağ. Çiçek Hanım, yani telefon joker hakkınızı, bak aynı programa katılmanızı geçtim. Joker hakkı olarak bunu mu aradınız? Evet Mesut Bey, cevabım da çok net. C. Uludağ. Ama soru çok zordu yani ha. Evet. Kadına şiddete hayır dediğimiz için Mustafa Bey'in kafasına taşla vuruyoruz. Şimdi taşlar oturdu. Evet Ozan, ne diyorsun? Mesut Beyciğim, Mesut Beyciğim, biraz çıkardım etseniz. Ne diyorsunuz? Ne yardım ulan? Şıklara baksana. Şık diyorsunuz efendim ama testlemeniz hiç şık değildir. Ne var ya, biri bu cürersek ölür mü? Tamam, bırak. Efendim? Bırak Ozan, bırak, bırak. Be, ağzını toplar sensin bırak. Lan bırak diyorum, bırak. Şıklara bak. Hadi be, bırak bırak karşımda. Kurbağa gibi ne öten be? Ne öten be sen benim karşımda, bırak bırak. Bir ipucu isterim senden. Çocuk çocuk hareketlerin var be Mesut. Lan ipucu veriyoruz zaten, bırak. Ha, sen kurbağa prensi söyleyin ipucu olarak. Anladım. Cevap veriyorum. Robert Hatemo. Ulan ipucu verdim ya. Sen olmayanı söylemedin. Ya neden öyle bir şey söyleyeyim? Kurbağadan prens mi olur bu hayvan? Ulan neden olmasın? Masal bu. Öyle masal mı olur be, mantıksız? Ulan masal bu. Mantıksız olur zaten ya. Nasıl ya? Parmak çocuk hayat mantıklıdır. Parmaktan çocuk mu olur? Olmaz mı? Olmaz tabii. Nane olsun. Yıllardır bir yalanı yaşamışım. Evet. Ne olacak şimdi? Bu olacak. Bundan sonra böyle, anladın mı? Doğru cevap vereceksiniz. Vermezseniz acımam. Amma kafa ütüledin be Mesut Bey. Bak hala şaka yapıyor, hala şaka yapıyor. Bana bak, ben ganişerim Adıyan. Ganişerim ben. Beni öyle ütüne mütüne korkutamak. Al! Tamam sen kazan. Hadi geç yerine. Sağ ol. Sevgili seyirciler, ortaçağ işkencelerinin ve türlü türlü manyaklığın olduğu yarışma programımız devam ediyor ve üçüncü yarışmacılarımız buraya geliyor. Kötü Bahadır ve Mustafa. İyi ki doğurdum seni. Hadi. Merhaba Mustafa, başarılı. Covid var lütfen, korona var. O yüzden yumruk yapıyoruz. Allah aşkına iyice belgeseli çevirdiniz burayı ya. Hadi artık bitti mi selamlaşmanız? Bitti Mesut Bey. Covid selamlaşması yaptık. Evet. Üçüncü sorumuz görsel bir soru. Zeyno Hanım'ı buraya davet ediyoruz. Zeyno Hanım'ı. Hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Zeyno Hanım'ın elinde bir kalem var. Sorumuz şu. Zeyno Hanım mı insandır yoksa elindeki kalem mi? Panik yok. Bahadır. Yürüşün. Lan arkadaşım, siz bu zamana kadar nasıl geldiniz ya? Ya cehaletten vallahi başım ağrıdı artık. Mesut Bey, aslına bakarsanız ben geçen iki şık arasında kaldım. Lan zaten iki şık var. Üç şık arasında mı kalsaydın? Ya Mustafa, hadi, hadi. Sakin ol. Hadi. Tamam. Zeyno mu insandır yoksa kalem mi? Ya vallahi gözümün ucunda ama şimdi ya. Yani bir kalemle bin çeşit insan yazabilirsin ama bir insanla bir kalem yapamazsın. Cevap kalem. Ulan senin felsefene, mantığına, kafana ben ya. Al ulan sana felsefe. Şimdi kafama damk etti. Söyle, söyle doğru cevabı. Hadi. Üç. Ulan terbiyesiz adam ya. Evet Bahadır. Evet. Mustafa'nın başına gelenleri gördün. Gördüm. Arkadaşım çok güzel yarıştı. Umarım ben de aynısı başarıyı elde edebilirim. Bak beni deli etme Bahadır. Şu soruya cevap ver. Çabuk. Zeyno mu insandır yoksa elindeki kalem mi? Zeyno mu insandır, elindeki kalem mi?
Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan dinlediğini istinaden cevap veriyorum. Şinitsel. Şinitsel. Evet, şinitsel. Evet, Zeyno Hanım'ı dışarıya davet ediyoruz. Kalemi alıyoruz ve bu kalemi de Bahadır'a saplıyoruz. Mesut Bey, biraz acıdan hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Kalem kazandık baba. Seninle gurur duyuyorum. Çağ. Gel annem buraya. Evet sevgili seyirciler, bir umut hızlandırılmış tura geçiyoruz. Bakalım doğru cevap gelecek mi? İbrahim Bey, hazır mısınız? Zeynoğlu. Ağzımızda 32 tane olan şey nedir? Tırnak. Fikri, hangi organımızda görürüz? Göz olduğu aşikar tabii ki. Atlar ayakta ölür. Evet Ozan, cinsimiz nedir? Sivas. Belanı versin. Çiçek, iki kere iki kaç eder? Vallahi muhteşem bir zeka belirtisi. Aa, neden seyirtti o? Saçından vurdu. Bahadır. Evet. Türkiye'nin koordinatları nedir? Mesut Bey, Türkiye'miz 36-42, kuzey paralelleri 26-45, doğu meridyenler arasında yer almaktadır. Bildin. Bildin mi? Kazandık mı Mesut Bey? Mesut Bey, Türkiye'mizin başkenti Ankara. İki kere iki dördü derdi. Komşularımız Yunanistan, Yunanistan. Lan madem bunları biliyordunuz, niye cevaplamadınız lan? Katil ettiniz beni ya. Mesut Bey. Yaptım ya. Sevgili seyirciler, bütün yarışmacıları öldürüp hapishaneye girdiğim program Aileler Kapışıyor burada sona eriyor. Hadi gidelim. İyi ki çelik yelek giymişiz. İyi canım. Bir şey söyleyeceğim. Ben asla çelik yelek giymem. O zaman seni acilen pastaneye yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Hadi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.